Çekim ekleri ile ilgili örnek soruları çözmeye devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dır direk'i ki çekim eki olarak kullanılmamıştır şeklinde bir soru karşımızda. Çocuğu parkta biraz gezdir cümlesindeki dır direkine bakacağız arkadaşlar burada. Gezmek dikkat ederseniz bir fiildir. Gezdir derken gezmekten gezdirmek derken dikkat ederseniz burada fiilden fiil yapan yapım eki olarak kullanılmıştır. Yani çekmek olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. B şıkkına bakarsak o böyle soru söylüyorsa doğrudur derken doğrudur da dır dire ki isim soru sözcüğün sonuna gelmiş onu cümlede yüklem yapmış yani ek fiil olarak kullanılmış bir ektir. Bu saatlerde oralar çok sıcaktır derken sıcaktır cümlenin yüklemi isim soru sözcüğün sonuna gelmiş onu cümlede yüklem yapmış ek fiil olarak kullanmıştır. Ahmet kardeş kadar anlayışsız değildir derken dır direki dikkat ederseniz değil sözüne gelmiş değil kendinden önceki sözcükle ilgili kuran bir ilgeçtir ve amnesiz değildir cümlenin yüklemidir. Dolayısıyla dır yine B ve C şıklarında olduğu gibi ek fiil görevinde kullanılmış bir ektir. Onun önerileri her zaman mantıklıdır cümlesindeki dırdıra bakarsak. Mantıklıdır yine cümlenin yüklemi isim soru sözlük sonuna dırdır ekini almış. Yani ek geniş zaman almış ve cümlede yüklem olarak kullanmıştır. Dolayısıyla B, C, D ve E şıklarındaki dırdır ekleri ek fiil yani birer çekim eki olarak kullanırken A şıkkındaki dır eki fiilden fiil yapan yapmak idir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A şıkkıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Bir başka soruya bakarsak aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal eklerinden i eki kullanılmamıştır? Yani belirtme hali kullanılmamıştır şeklinde bir soru karşımızda. Belirtme halini bulabilmek için bizim neyi ya da kimi sorularını sormamız ve bu sorulara cevap almamız gerekiyor. Buna özellikle dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Arabasını yolun sağına park et derken neyi park etti diye sorduğum zaman arabasını park etti diye cevap alabiliyorum. Dolayısıyla bu bir belirtme halidir diyebiliriz. Başarısı sevenlerini mutlu etti derken mutlu etmek cümlenin yüklemi kimi mutlu etti diye sorarsam sevenlerini derken yine ismin belirtme hali karşımıza gelmiş olur. Toros dağlarını seyre almış derken seyre almış cümlenin yüklemi neyi seyre almıştı? Toros dağlarını seyre dalmıştı diyebiliyorum. Dolayısıyla buradaki de yine ismin belirtme halidir diyebiliriz. Parası bitince yolda kalmış derken tık ederseniz onun parası şeklindedir. İsim tanımasının tamlanan eki yani iyilik eki olarak kullanılmış bir ek bu sefer karşımızda. Kardeşini çok ama çok özlemişti derken kimi çok özlemişti diye sorduğum zaman kardeşini çok özlemişti diye cevap Dolayısıyla e şıkkındaki i de yine ismin belirtme halidir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı d şıkkıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem ikinci hem de üçüncü tekil kişinin tamlanını olabilecek bir sözcüktür şeklinde soru karşımızda. Hem ikinci kişi hem üçüncü kişi. Yani senin ve onun şeklinde tamlayanları karşımıza gelebilecek diyor. Ellerin soğuktan buz gibi olmuş derken senin ellerini diyebiliyoruz ama onun ellerini demek mümkün değil. Dolayısıyla aşık olduğundan bahsetmek mümkün değil çiçeklerine hayran kaldım derken senin çiçeklerine hayran kaldım diyebiliriz. Onun çiçeklerine hayran kaldım diyebiliriz. Dolayısıyla burada senin çiçeğin mi, onun çiçeği mi? Dikkat ederseniz hem ikinci hem üçüncü kişiye de ait olabiliyor. Dolayısıyla soru bizden hem ikinci hem üçüncü tekil kişiye tamlanan olabileceğini sormuş. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B şıkkıdır diyebiliriz. Hemen diğer şıklara da bir göz atalım. Çocuklarınızla her şeyi paylaşmalısınız derken sizin çocuklarınız diyebiliyorum. Burada dikkat ederseniz ikinci çoğul kişi arkadaşınız dost canlısı bir insan derken sizin arkadaşınız diyebiliyorum. Söylediklerinizden bir şey anlamadım derken yine sizin söylediklerinizden şeklinde oluyor. Dolayısıyla burada da hem ikinci hem üçüncü tekil kişi sadece B şıkkında vardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir çekim eki almıştır şeklinde bir soru karşımızda. A şıkkında Ersan'ın kazığı çok güzelmiş derken kimin kazağı diye sorduğum zaman Ersan'ın kazağı diye cevap alabiliyorum. Dolayısıyla buradaki ın in eki isim tanımasının tamlayan ekidir diyebiliyoruz. Kimsenin sorularını beğenmez derken kimin sorularını diye sorarsam kimsenin sorularını diye cevap alabiliyorum. Yani yine bir tamlayan eki kullanılmış diyebiliriz. Romanın kahramanları gözü pek kimseler derken neyin kahramanları diye sorduğum zaman romanın kahramanları diye cevap alabiliyorum. Yine ın in eki ilk iki örnekte olduğu gibi tam denek olarak kullanmış. Senin bu hiç bitmeyen sorularından bıktım derken senin soruların dikkat ederseniz yine isim tanımasının tam denek olarak kullanmış bir ek. Sesin gerçekten çok güzel ve etkileyici derken bu sefer senin sesin diyebiliyoruz ve senin sesin derken bu sefer ın in ineki dikkat ederseniz isim tanımasının tamlanan yani iyilik eki olarak kullanılmış ektir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı E şıkkıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Yine başka bir örnek sorudayız. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi işlev bakımından ötekilerden farklıdır şeklinde bir soruyla karşılaştık. Geçim derdiyle uğraşıyor derken geçmekten geçim şeklindedir. Dikkat ederseniz ve fiilden isim yapan yapım eki olarak kullanmıştır diyebiliriz. Birinci örnek için. Bir içim suydu mavi gözler derken içmekten içim dikkat ederseniz burada da yine fiilden isim yapan yapmak olarak kullanmış diyebiliriz. Biçim biçimdir rengi şimdi çiçeklerin derken biçmekten biçim yine fiilden isim yapan yapmakidir diyebiliriz. Ölüm kalım mücadelesi bu maç derken ölmekten ölüm kalmaktan kalım ikinci bir örnekte vermiş. Dolayısıyla bu da bir fiilden isim yapan yapmak diyebiliriz. Saçım başım dağını kaldı dışarı fırladım derken dikkat ederseniz benim saçım şeklindedir ve bu sefer isim tamlamasının tamlanan eki yani iyilik eki olarak kullanılmış bir ektir. Dolayısıyla ilk dört örnekte dikkat ederseniz ım im, im eki fiilden isim yapan yapım eki olarak kullanılırken son örnekte benim saçım şeklinde getirebiliyoruz. Yani isim tamlamasının tamlanan eki diğer adıyla da iyilik ilk olarak kullanmış bir ektir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı E şıkkıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Müzik